Çok komik biliyorum. Evet. Böyle gidiyor işte. O son kısmı ne oluyor? Önce bir sıkıyorum galiba, sonra bir var. Gülüyor, tekniğini anlatıyor. Nasıl gülüyorsun? Hayır, herkes çok merak ediyor çünkü galiba çok... Yani kendini nefessiz bırakıp, kurtuldum kısmı mı geliyor? Güzel akıllı olmaz, güzel aptal olur diye. Ne diyorsun bu konuda? Biz o tabuyu yıkmak için buradayız Cem Efendi. Bak, meydan okumaya gelmişler menajeriyle. Menajeriyle gelmiş. Çok şey bilir. Şey demiş çöz ya, fizik problemi. Çok güzel bir kadın Bernard Shaw'a gitmiş demiş ki, beyefendi demiş, düşünebiliyor musunuz? Sizin aklınız benim güzelliğim, bir çocuk yapsak ne mükemmel olur. Ya tersi olursa hanımefendi demiş. Hakikaten. Dur şahseneme çevireyim. Ben düşünmedim. Hadi. Adam dedi ya, şimdi çocuk güzel avrat. Boru hattı. Avrat ne? Boru hattı. Avrat şey yani. Ne? Sevimli, güzel, hoş anlamına gelir. Hoş ne? Kadın da olabilir, hoş, erkek de tabak olabilir. Tabak. Ulan matruşka gibi her laftan bir laf çıkıyor yani. Baba buradan götüreceğiz işi. Zaten laf lafı açıyor. Tabak. Fındık, fındık. Gep gep ne açı yaptı. Aa, programın adı. Gep gep ne açı yaptı. Lafı açıyor. Daha da güzel laf lafı hadi açıyordan. Ya. Gep gep de açı yaptı. Gep gep ne açı yaptı. Gep gep de lafı ye. Oradan düşüne yaptı. Durun ya, o kız akıllı mı değil mi onu anlayamadık. Deminden beri şuradan anladık ki akıllı. Siz akıllı kız mısınız? Konuşmuyor bizimle, görmüyor musun abi? Akıllı işte. Şöyle yavrum. Yavrum bakın yavrum. Şöyle yavrum. Sorry. Flash çıkıyor. Söyle bebeğim. Bari. Sorry. Abi. Hakikaten ne düşünüyorsun bu konuda? Yani bilmiyorum, her zaman belki de çok mükemmeli insanlar kabul edemiyorlar. Yani evet, illa güzelse bu bir tarafında muhakkak kusur vardır gibi belki görüyor insanlar. Ya da bu nereden çıktı onu da bilmiyorum. Ya da gerçekten çirkinler çok mu akıllı, ya da sarışınların aptal olması gibi bir şey yani bu. Aslında bunlar sadece laflar yani. Evet, güzel insanın da akıllısı var. Evet, aptalı da var. Çirkin insanı da ama... Ya bir de çirkinin aptalı var ki. Çirkin hem çirkin hem aptal hiç çekilmez. Tabii. Ben kendimden biliyorum. Çekilmez o. Hayır, şey için soruyorum yani, güzellik yeterli olmaya başlayınca insanın aklını geliştirmesiyle ilgili bir çabası olmuyor mu diye. Yok yani, güzellik şu anda benim için neye yeter ki? Benim kişiliğimi geliştirmek bakımından. İşte zaten Laza sormuşlar, aptallığı mı tercih edersin, güzelliği mi? Düşünmüş, aptallığı. Niye? Güzellik geçicidir demiş. mankenliğin, foto modelliğin dışında şimdi bir de ucundan oyunculuğa ulaştın. Evet, hoşuna gitti mi oyunculuk? Evet, çok. Ne çok daha yani, farklı bir branş belki ama. Şimdi mankenlik fiziğe dayanan bir hı-hı meslek ve belli bir süre sonra yapılmıyor artık. Evet. Zaten çok fazla da yapmak istemiyorum. Gerçi çok zevk alıyorum ama. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın kızım? Hayatında ne yapacaksın yani? 3 senedir mankenlik ve foto modellik yapıyorum. Herhalde daha bir 3 sene daha devam ettirmek isterim. Çünkü çok mutluyum bu işi yaparken. Ama dediğim gibi oyunculukta... Bir şey yapmadı. Oradan dın yaptılar, ona güldü. Ya oyunculuk da çok farklı ve çok eğlenceli. Eğer iyi şeylere imza atacağıma inanıyorsam başlayacağım birkaç şey, yani birkaç projeye. Tabii ki eğer insan yapabileceği şeyler varsa yapmalı. İlla ben işte Türkiye güzeli seçildim, mankenim diye, ay oyunculuk yapamam diye bir kompleksim de yok. Yapabileceğime hayır, inandığım. Kesinlikle yaparsın. Ondan eminim. Onlar ayrı, onlar konuk tamam program olarak oradalar. Ya biz Cenk Koray'ı bekliyoruz, o gelecek. O ilgilenecekti bizimle. Biz struşka Cem'ciğim. Struşka nedir? Struşka mı dedi? Struşka. Struşka. Dedi ya Cem Devri'de. Ha eyvallah. Ya, matruşka bebek. Matruşka. Estetik operasyon var mı hiç? Hayır, hiç yok. Hiç yok. Evet, herkes bunu soruyor öyle gibi. Yaptırmayı düşünüyor musun? Çok yaşlanınca belki. Ne? Belki yüzümü gerdiririm, ne bileyim. Hayır, bakın. Hayır, Türk halkı olarak ben tepki gösterdim. Anladım. Sokak röportajlarına geçelim istiyorum. Programın en keyifli tarafı. Benim en korktuğum şey sokak niye röportajıdır. Abi? Niye gerçeklerle yüz yüze gelmekle hoşlanmıyor? Hadi bakalım. Bazen yani çok özür dilerim. Niye? Niye? Şey, çünkü çok dürüstler ya insanlar. Onun için. Alıştır alıştır. Şahsenemden başlayacağız. Eyvallah. Hadi bismillah. Şahsenemi tanıyor musun? Tanıyorum. Nereli Şahsenem? İranlı mı? İtalyan.
İtalyan. Zaten deminden beri İtalyanca konuşuyorlar aralarında. Buongiorno. İtalyan mı? Nereden? İtalyan. Ben dünya bakıyorum. Hazar vereceğim. Özbekistan. Bravo. Doğru. Bravo. Bravo. Şimdi bu teyzeyi alacağız. Şahsenem. Sanedim. Ne demek şahsenem? Şahsenem Öztürkçe bir isim. Aslında bir destandan... Bizimkiler esasında yalandan Türkçe. Öztürkçe onunki. Seninki Cem. Ne yalan? Tıraş. Böyle ne Öztürkçe şey falan yani? Ayrım yapmayın. Öz koç, Kamil koç, hakiki koç gibi. Yok Türkiye'de yani. Bir aslında tek kavuşan sevgililermiş. Aşık garip Şahsenem'den. Destanından alınan bir isim. Şahsenem, Şah'ın kızı, Şah Abbas. Aslında Şah'ın kızı olduğu için Şahsenem ama Senem bir kız büyüdükten sonra mantık, her açıdan artık hem akıllı hem güzel bir kıza Senem unvanı verilen gibi bir şey. Vay be. Yani artık güzel bir kız Senem denilebilir. Sen artık Senem denilebiliyor mu sana yani? Hı? Sana Senem denilebiliyor mu? Bilmem. Bak aramızda Senem denemeyecek. İnsanlar ben şey diyelim, ayaşık herifte bizim gelini, kayınla desin bağlasın belini, el oba desin ay be toyun mübarek, bey sevindirsin obasını evini. Gurbette garip şadman bulmaz imiş, elen geçe fiyku mehruban bulmaz imiş. Neyse. VTR'ye gitsin. Görüyorsunuz, yabancı dilde de programlar yapabiliyoruz. Devam edelim. Şahsenem ne demek? Şahsenem, zannediyorum güçlü bir kişiliği ifade ediyor. Şahsenem, isim olarak algılıyorum ben. Bravo abi. Bir yemek sormuşsun size Şahsenem. Esasında bir çeşit giysi. Şöyle uzun etek üstündeki kıyafete Şahsenem denir. Şahların giydiği kıyafet anlamına gelir. Hatta Transpar bir etek biraz uzayıp da aklı başına gelince ona Senem ünvanı verir. Şahbaz oldum. Şahsenem yani ben, benim demek herhalde değil mi? Öyle bir şey. Tabii. Şahsenem. Ya ben demek için niye bu kadar uğraşsın adam? Şahsenem. Ya ben der çıkar gider. Benim özüm. Benim özüm. Bu abi kim? Mekkanlısın tamam. Sahibi mi? O da yakın ona aslında. Şah'ın kızı olmuyormuş bir dönem. Evet. Kızı olduğu zaman demiş ki adına Şahsenem koyacağım demiş. Şahsenem oradan geliyor. Nasıl sallıyor? Hayır yani şimdi kız olmayınca, çocuğu olmayınca niye ben adını Şahsenem koyacağım? Delirmiş. O başka onun için kızı olmuyor. Deliymiş. Deli. Niye benim kızım olmuyor falan diye. İcraata da geçmiyor ama düşünüyor niye kızım olmuyor diye. Öyle zannediyor değil mi? Böyle bir gün kızım olsun diyecek ve olacak zannediyor. Aslında Şahsenem ve Garip padişahın ve Garip, Garip de vezirinin oğlu oluyor. Şahsenem de padişahın kızı oluyor. Bunlar ava çıkmış. Demek ne demek? Çiçek topluluğu. Demet çiçek topluluğu. Demet şey demek ya. Ya 10 tane demet denir. Düzine ablası ne evladım? Var. Düzine işte ona geliyordum ben. Deste demet. Deste. Düzine var. Abisi var bunun. Evlendi oldu. Düzine Ercüment deriz biz abi. Türk geleneklerini bilmiyorsun abi. Yatacaksın. Özbekçe başka türlü gülüş. Bildiğim kadarıyla en çok sevdiği hayvan herhalde papağandır. Bildiğim kadarıyla dedi ya. Bildiğim kadarıyla yani. Ben sanki ranzanın üstünde yatıyor abi. Altta şansına bir de papağandır peşinde. Nasıl bu kadar net bilebiliyor ya? Yo bu tutmadı. O belli o. O sadece Cem Özer zamanı gülüyor kanka. Cem Özer? Cem Yılmaz. Özbekistan'da Cem Yılmaz da Cem Özer derdi. Pardon derdi. Ya adarsın. Özer ya. Yılmaz anlamına gelir. İlk defa bir Özbek'e vurdum. Çok bakın gülüm. Bir kere var. Şahseneme don giymek yakışır mı? Aa. Ne? Don giymek. Yakışır. Yakışır. Onun tercih meselesi. Beyefendiye kalsa o giydirmeyecek ama. Bence giymesin diye bir... Giymese de olur bizim için fark etmez ama kendi tercihi yani ben tercih etmem. Don başka anlama geliyor böyle, herhalde. Böyle güldüğüne bakmayın. Bugün donsuz çünkü. Bugün donu yok üstünde. Var ya iz yapmasın diye yani. Ama don bizden ayrı. Allah Allah, Allah onu söylemiyorum kızım. Özbekçe don. Demet'ten deminki gülüşler. O taksit çıktı. Taksit gider. İlk taksit, ama üçüncüde ben Demet kaldıracağız inşallah. Ama ben Demet'in böyle güldüğünü hiç görmemiştim. Daha önceki bir programdaydık. Hiç böyle güldüğünü gördüm. Bir baktım inanmadım. Her programda laf lafı açıyor değil işte. Bir baktım arkama. Yani biz dondan söz ediyorduk. Ha, dondan söz ediyorduk. Don giymedin bugün de. Efendim don, ton da söylenebiliyor. Don bu kaftandır yani. Don kaftan. Mesela bu da bir don. Transparan don giymiş bugün. Tabii.
Bugün dolu transparan. Ama daha önce giyilmiş bu. Yok canım. Ben bunu ikinci kere giyiyorum. Bak işte. Ama aynı donu iki defa giyiyor musun üst üste? İkinci kere giyiyorum, ne var bunda? Niye yani, bir kere giyip atayım mı? O kadar para vermişim yani. O kadar don yani. Yani. Pahalı İnsanın bir donu don. Gibi var mı ya? Bir don size de iki ayı börter ya. Size de bir don diktirelim. Benim bizim modacıma. Var. İster misiniz? Otantik. Otantik don. Ne var üzerinde? Desenler falan. İşte yani... Şundan yaptırırsanız önünde isterim. İstediğiniz kumaştır. Olabilir. Dur bakalım don konusunda beyefendilerin tercihi ne olacak? Kaftan olayı. Yakışır. Kırmızı don. Aa! Abi de bir Noel Baba kompleksi var. Kırmızı Vallahi dedi. Görmek lazım grafik olarak. Bilmiyorum yani. Grafik olarak. Vay vay vay. Tabii. Hani pratik olarak bir görelim don yakışır mı, yakışmaz görelim. Mı? Bir görelim şöyle bir. Kaftan. Donunu. Şahsen ama abartmasa. Sizin de donunuzu bir görsek efendim. Sırayla değil değil mi abi? Yok. Bir tek kızların donuna bakıyoruz. Çünkü erkekler don giyer mi? Sizin donunuzu hanımız mı hazırladı? He. O. Çok güzel. Yakışmış. Evet. İç donu da var ayrıca. Öyle mi? Demek çok eğlendim bu programda yani. Sanki hani konuk değil de seyircisin yani. Evet. Anlatacak. İzliyor muyuz? Aa. Sapık. Ne mi? Şarkı. Baksana. Hayır. Bak, anahtar kalsın abi diye ilk tamam. Şey diyor. Bu taraf. Doğru. Talk show'cu aynı zamanda sağır da, datı da duymuyor. Ağzına sağlık, çok güzel. Teşekkürler. Bunu bir Clinton da söylemiş biliyorsun. Ağzına sağlık. Ay. Çok güzeldi. Bizim programımıza katılan her konuk şeyi söylüyor. Dönülmez akşamın ufkundayız. Öyle bir şey mi? Evet. Ha, bahsettiler. Ha. Herkes söyleyip sonra evet. Onlardan... Onlardan şey sen hangi kısmını? Rakı sofrasında hep herkesin yükseldiği bir nokta vardır ya, oraya hastayım ben. Gönüş kanatları diye. Bekliyor değil mi abi? Ama bilmiyorum ben şarkıyı. Haydi abi nasıl bekliyor abi orayı? Ha abi bekliyor, gece boyunca içmiş de. O zaman gelse. Bana geniş kanatlar gelince haber verin diye. Çıkacak bekliyor oradan sonra yarın. Müzik var mı? Var tabii. Onlar bakma onlar çalıyor. Demet'le beraber söyleyeyim. Ya lütfen. Onu değil sonra mi? Programın kapanışında ki oradaki reytingin düşmesi gibi. Geniş kanatları boşlukta simsiyah. Neydi lan? Aç yalan ve arkası dolmayan. Demet, artık bundan sonra sen de söylesen olur yani. Evet, değil mi? Sen de söyle artık yani. Ne kadar kötüsün. Niye? Demet eğitimlidir bu konuda. Ses konusunda. Nereden eğitimli? Burak çok söylemiştir şarkı. Biliyor. Kötü bak sesin şimdi, nasıl bir şey olduğunu. Kızım geç. Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan. Gür ses gibi söylüyorsun Allah'ım. Yürünce başlayacak. Ra 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 ra. Ra 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 ra. Söz kendimi diyor, ya onu keseceğim Allah aşkına. Ya bu özbekçisini söylüyor, kafamı karıştırıyor. Ha oradan yanlış süpürmedi. Hem sonra boru attı diye girdi oradan. Ben elimden geleni yaptım ya. Sağ ol, sağ ol. Muhteşem. Her şeye de karşıyım rica ben. Rica etsem biraz daha söylemez misin acaba? Hayır, yani? Şey vardır yani, aman bu da mı söyledi bu şarkıyı? Ne var ki herkes bilmiyorum evde sanki. Mırıldanmıyor mu yani? Mırıldanıyordur. Sanki sen mırıldanmıyor musun? Sanki illa bürünemiz olması gerekiyor. Mırıldanıyorum tabii. En mırıldanmayacak şarkılar vardır ya. Mesela çalış, hani bir yerde uğraşıyorsun. Hani hakikaten... Pit yıllardır diline dolanmış türkü vardır da son dönem böyle pop şarkılar var, hiç mırıldanmayacak şeyler olan şey var mesela. Neydi? Yakın bu, yakın bu.
Allah'ım iyi sen. Temizlik yapma ya. Asla vuruldama da. Yakınma o, yakınma o. Allah'ım hiç söylenmeyecek bir şey yok. Birkaç tane var öyle komik. Sen de buradan en çok dinlene takılır. Sen yakınma o, yakınma o. Yakınma o, yakınma bir de aerodinamik yar yar yar. Vallahi. Öyle şarkı mı? Vallahi Erdal'ın şarkısı. Aerodinamik yar yar yar, aerodinamik yar yar yar. Var mı? Bunu araba yıkayıcıları söylüyor değil mi? Aerodinamik yar yar yar. Var ama böyle şarkılar. Aerodinamik yar 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 yar. Aynen yine aynen yar. Ama aerodinamik değil mi? Alanı, aerodinamik o. Öyle mi? Özbekistan'da o şekilde yayınlanmadı. Var mı? Anonim yine var. O ayrı bir bakar. O bambaşka diyor. Hadi Demet mırıldan. Demet ne mırıldanıyor? Sen en ya çok hep söylüyorsun en ya. Çok hangisi takılıyor? Hani hep beraber evde söylüyorsun ya hani hep. Hani siz bir şey yoktu aranızda da. Just cruising. Bak ne güzel şarkı olacak şimdi. Bir şey söyleyebilir. Hep beraber. Hep beraber. Bir de öyle kısmı var. Nasıl söylenecek abi? Jump. Kızım biri bir kon. Donunu giydin mi? Donunu giydin mi diye rap olur mu ya? Go. Baby. Ha bir de baby var. Baby. Baby diye şarkı var ya. Baby. 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 Vay be yani o. Come baby, come baby, baby. Bak o kısmını bildi. Come baby, come baby, baby, come kısmını. Kız açıldı bunu bekliyor. Açıldı bunu bekliyor. Hadi mırıldanalım. Hadi mırıldan. Şu rapi bir mırıldan bize. Yeah yeah. Almanya'da bizi eziyorlar şu an. Bir de öyle. Ulan Almanya'da niye eziyorlar ya? Baksana. Şahane Mercedes'de geziyorlar bizi eziyorlar diye şarkı var ya. Şey var bir de. Bu hani şarkılarda hep şey kısmı vardır ya. Hadi hep beraber. Bu rapte nasıl oluyor abi? Hep beraber. Babanın ne söyleyeceğini bilmiyoruz ki takip et. Tabii de daha bakalım. Tık nefes yalnız olursun. Yalnız let's go olarak kızım, bak adam aldı mikrofonu. Ne mırıldanıyorsun evde? Evet. En çok hangi şarkı çok teşekkür ederim. Biliyoruz makine çalıyor. Öyle adamlar. Öyle adamlar var, bir yerde gidip izleyip de hiçbir yerin tadını alamıyor, tamam mı? Taverna gitmiş, böyle bir devamlı piyaniste bakıyor. Makine o, makine biliyorum ben. Ya bırak eğlenmene bak, değil mi? Beni kandıramazsın diye adamlar var ya. Yeah, yeah. Hadi abi. Ya bilmiyorum, en, o zaman ne çok çalıyorsa... Ya sen Ozan Orhan'dan bir şey mırıldanıyordun, ne oldu o? Ozan değil lan adamın adı, Ozan. Ozan Orhan. Ozan Orhan. Biz ona mahallede Ozan Orhan deriz. Onun başına bir şey gelmiş biliyorsun. Yok ne? Ya delindi diyorlardı da. Yani ben öyle bir şey geldi. Hani yani demek için. Rütük bende kalsın diye şey yapmış. Bir şey söyleyeyim bilmiyorum. Hayır tamam konuşuruz üzerine. İlla bir şey söylemen gerekmiyor. Bir şey söylemen gerekmiyor. Yani biz klibi çekelim sen yine söylersin. Sen gün yeter. Peki bir şey söyleyeceğim. Oyunculuktan söz açtım. Şahsenem arkamda dönüyorum ama. Tamam mı? Abi ona dönsen bu tarafa arkan, o tarafa arkan yani... Hadi Demet ne olur bir şey. Tabii oyunculuk. Oyunculuktan söz ettim. Yani hakikaten yeteneğin varsa... henüz açıkça anlayamadık yeteneğin var mı yok mu? Var. Sen, var. Var. Var mı? Var. Sen gördün var. Mü? Ben bu tarz şeylere çok iyi niyetle yaklaşmak istiyorum. Yani deniyor yani insanlar güzel şeyler, güzel bir şeyin içinde. Hayır ben ciddi yani. Hayır ben çok... İzlemedim de onun için. Ya bir Demet Tiyatro çok profesyonel bir kadroydu. Ben aslında açıkçası çok ürktüm ilk başladığım zaman. Ama bana çok yardımcı oldular. Ve çok küçük roller aldım. Yani yaptığım bence oyunculuk değildi orada. Sadece bir konuk sanatçı gibi. Bir şey anlatacağım. Ben de aynı... İşi ciddiye alacak ne kadar çok insan gelirse ben de o kadar çok sevdim. Bir Demet Tiyatro biliyorsunuz, izliyorsunuz. Orada aynı tiyatroda çalıştığımız için... Demet'i oynuyor ben... orada. Demet. Bir Demet Tiyatro'da Demet kısmını oynuyor. Şey vardı, ufacık bir yer, yani şimdi hani... Onlar sen de oynadın usta, değil mi? Usta oldukları için dedi, onunla ilgili bir şey anlatacağım. Oradaki kemik bir kadro var, çok başarılı bir iş o. Onun için olmak çok güzel. Aynı tiyatroda olduğunuz için ben orada bulunduğum zamanlar bir iki kere çıktım ve ufak bir iki saniyelik, üç saniyelik falan bir şeyler oynadım. Sonra gazetede haber çıktı. Cem Yılmaz bu ustaların arasında ezildi falan diyor. Halbuki hiç böyle yani eğlencelik olsun diye düşünmüştüm. Öyle görmedim. Öyle bir gerçek yani var. Demet evet ben benim de hırsım yok yani. Şöyle bir şey yapalım, madem sana şarkı söyletemedik, oyunculardan niyetim var. Şöyle improvize, improvize bir şeyler yapalım. Abi sana bir peruğumuz var elimizde. Bana mı? Evet. Ya benim de ne kaderim varmış arkadaş. Sen şarkı da söyleyeceksin. Sana bir eş at. Bir şey söyleyeceğim. Ne zaman programa katılsan peruk taktırıyorlar bana ya. Sen mi takacaksın? Ama o ters. Neresi düz? Ben takmayacağım herhalde. Saçlıyım ben. Niye takayım? Sana da bir eş at. Abi Türk filmlerini, eski Türk filmlerini düşünerek... Koskoca sanatçıyı ne hale getirdin? Beni böyle sev.
Değil mi? Bak, bak, bak. Bakacaksın. Niye çok güzel yakışmıştı? Sen beni bir de donsuz gör. ne yapacağız? Bilmiyorum, eski Türk filmlerini düşünerek abi. Sen de bir film eskiden yapacaksın. Eskiden Türk adamları film böyleymiş. Bu eski Türk filmi... Ayna yok mu ya? Eski Türk filmi mi yapacağız? Evet. Sen de filmde oynamayacaksın. Yeni yataktan kalkmışım. Eski yapacaksın, ben eskiyip geleyim diyeceğim. Yeni yataktan kalkmışım ben. Ya Türk filmlerinde benim bildiğim şey vardır. İyi ki saçlı dizdi daha. Okey. Fular gibi yap, sen oynuyorsun. Filmlerde bizim... Ulan iyi ki saçlı. Bana bak, böyle perukla çıksana hiç espri yapmana gerek yok var sadece. İki saat sana baksınlar, baksınlar, gülsünler, git. Çok güzel ama ya. Valla böyle bir perukla çık abi, iki saatlere dur. Ya tamam, böyle insanlar var be abi sokakta. Biz gene iyiyiz yani. Bir şey anlatacağım. Şey vardır. Ben de hostes gibi oldum. Anlatacağım. Aklıma geldi. İki katlı evler vardır bazı Türk filmlerinde. Nedense iki katlı, tamam mı? Kaderi söylediğin hiçbir şeyi ciddiye almam. Arkadaşlar, dünya barışı için bir şeyler yapmamız lazım. Şey vardır. Çok enteresan bir hadise vardır. İstanbul'a okumaya gelir çocuk. Nedense. Ya dur, anlatacağım. Bak. Böyle duruyor bir de. Burası İstanbul. Ya yapmayın ya. Şunu anlatayım. Oturtmuş. Çok komik bir şey bu. İstanbul'a okumaya gelir çocuk, hep de amcasının evinde falan kalır. Öyle bir durum var. Amcasının evi hep iki katlı olmak zorunda nedense. Çünkü birinci katında amca kızı falan arkadaşları toplanıp pick-up'ta bir şeyler çalarlar, plak. Oynarlar ve çık 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 falan diye. Çocuk da devamlı surette okumaktadır ama. Devamlı. Ve gözlüğü vardır böyle. İçeri girer hep... Ya durun, bir şey anlatmadım. Ya sanatçıyım ben. Bak, üniversitede okuduğu için çocuk devamlı surette eline hep T cetveli verirler. Çünkü herkes mühendislik okumak zorunda ya. Hani okula gidiyorum, bu da işte optik formum diye böyle. Okur abicim, ev iki katlı, birinci katta kızlar oynar. Bu hep okuldan döner, şöyle bir durum olur. Bak, sen oynuyorsun şimdi. Oynuyorsun. Dans ediyorum. Yıl 1968 falan ama o devre göre anarşistsin. Ona göre ayarla kendini. Ben tipi veriyorum sana. Hah, böyle bir şey var. Ve ben geldiğim zaman... Onlar böyle oynar. Tekin, 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 tekin. Sen de oynama. Geliyorum, eve geliyorum. Siz birinci kattasınız, eve geliyorum. Siz, hadi Feridun, sen de bize katılıyorsun. Tamam, tamam. Devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Bir dakika, eve geliyorum. Ben Feridun'um. Evet. İstanbul Üniversitesi Tumba Meslek Lisesi'nde. Tumba Fakültesini bitiriyorum, tamam mı? Tamam. Eve geleceğim, siz dans ediyorsunuz çılgınca ve çok... Sen de ona asılıyorsun. Asıl, asıl bakayım. Ve şey var, ben eve geliyorum, ev iki katlı. Sanem sen, Sanem diyorum. Şahsen sen evin ikinci katı ol. İkisini bir... Evin ikinci katı ol. Soy bulamadım. Şahsenem de oynayan grup içerisinde olsun. Tamam. Ben okuldayım. Tumba, meslek lise okulu. Benim şey ama değil mi? Favoriler böyle. Müzik biter, sanatçı girer. Ben geliyorum, siz beni dansa davet edeceksiniz. Ama o sırada müzik çalınca benim... Etrafını salıyoruz değil mi? Alay ediyorsunuz benimle. Üniversite... Aşağı alıyoruz. Gördünüz mü saçlarını? Ama o sırada benim repliğim kaynamasın müzikle beraber. Müziği yavaş. Onu... Sanatçı girdiğinde müziği düşüyoruz. Hadi baştan, sen de çabuk gel, uzatma. Evet, dans edelim. Feridun, etrafını saralım. Feridun, hadi sen de oyna. Hadi oynasana, bir de böyle sansarlar. Bırakın beni, bırakın. Bırakın. Rica ederim, bu başı kapatalım. Toplu geliyor bak. Bırak. Ama bak, bu adam genelde amca kızı da hasta olur ama hep şey der. Rica ederim, bu başı kapatalım. Zira ders çalışmam lazım diye istedim. Çıkar. Bir dakika,
Burada da yazmıyor ha. Buradan okumuyoruz ona göre. Tekrar yapalım mı? Isındı değil mi? Gel. Gel çünkü sokak röportajlarımız var. Hemen oraya girelim. Demet Çener'le ilgili. Demet Çener'in bu rolünü nasıl buldunuz diye sokak röportajlarımız var. Onu sorduk. Geç, ben böyle kayayım. Ya. Pardon sen... Ay aman ne oldu be? Kızımı alamadın mı? Yok, iki böcek bir çiçek daha iyi. İki böcek. Bu da güzelmiş ya. Bu 80'li yıllar Türk filmi oldu abi. Ya böyle türkücü olsaydım ya ben ya. Bakın. Özbek kardeşi de çok seviyoruz, evet. Ne tarz söylerdiniz? Böyle tarz söylenir mi ya? Böyle direkt böğüreceksin lan. Tarz fazla yok. Tarz mı var yani? Yuva! Kim? Diyor. Benim mi? Demet. Hayır, Demet'in. Seninkini en sona sakla. Eyvallah abi. En güzel Türkiye güzeli kimdir? Bilmiyorum, onu... Yani seçemeyiz. Bana sorsana kardeşim. Şimdi ateş. Emel Sayın. Ne güzel oldu. Aysel Güral. 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 Yani o öyle hatırlıyor. Yaş olarak onu tutuyor. Ne yapsın şimdi? Abi şunu oraya koyalım mı be? Yok, oraya değil bak. Böyle iyiydi ya. Aysel Güral. Demet Şeri. Sibel Can. Hülyam Şer. Doğan Altın. Sibel Can. Ayşen Gurunda. Gurunda. Gurundik. Ayşen Gurundik. Ayşen Gurundik. Ne oluyor ya? Ben yaparım. Her zaman sen zahmet etme, böyle centilmen çocuktur yani. Hiç. Kızın sigarasını yakar, kapıda kapıyı açar, yol verir. Ayrıca kahkahanın finalini de yapar yani. Şu anda bana göre en güzel Demet Şener. Fahri bana göre. Kimdir? Ama babanın hava şu, yani ilgilenmiyor aslında Demet Şener'in güzelliğiyle falan, tamam mı? Baba Eros Ramazzotti. Bana göre yani şu anda Demet Şener. Yani gelse bir atağım olmaz yani. Yanlış anlaşılmaz. Bana sorarsan dedik. Sorarsan dedik. İşte sordu ya adam sana. Bana sorarsan Demet'tir. Fahri Gül kimdir? Fahri Gül Mükremin'in sevgilisidir. Fahri Gül tiyatro sanatçısı. Mükremin'in sevgilisi. Bir Demet tiyatroda Demet Şener. Büyük Emin'in sevgilisi. Fahri Gül Büyük Emin. Bildiğimin kadarıyla iyi bir sanatçıdır. Oo. Cem Özer programını tamamlayan kişilerdir. Ben sizi ne yapacaksınız şimdi? Hiç. Bugüne kadar ifşa ediyorum. Demet Şener hep programda perde yeri geldi, arkası. Tumba oldu. Yeri geldi, masa oldu. Böyle fedakarca çalıştı. İlk defa Demet Şener olarak karşınıza çıktı. Yani programın önemli bir şahsiyeti. Evet. Çıkardı. Hatta bir programa sen olarak bile katıldı. Biliyorum. Yani sen kendini gördün, aa ben oradayım, değildin. Huysuz yüzünde gördüm, evet. Çelikti. Tam çelik değil tabii, kromlu kelli de bakalım. Kromlu çıtanın sevgilisidir. Demet Şener'i nasıl baştan çıkartabilirsiniz? O ne yapsa çıkartamaz. O ne yapsa çıkartamaz. Dur, babanın fikri acaba? Çok merak ettim. Dur bakalım nasıl çıkartacak? Öğren bu işleri merak oğlum. Merak ettim. Biz bunları feyiz almak için yapıyoruz bu sokak röportajı. Baba saçları falan. Boşuna ağırtmamış. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anladın. Hiç belli olmaz değil mi? Ben o işlere pek giremiyorum. Bana yaşım icabı değil de ben onu baştan çıkarmak değil de yani... O sohbet etmek daha güzel şeyler. Baştan çıkarmak değil. Niye abi? Canım benim. Çok iyi ama bak o kadar güzel ki insanlarımız. Bak samimi söylüyorum. Çok güzel bir şey ya. O kadar duygulandım ki. Bir tane böyle hıyar bir şey yok yani. Tavır yok değil mi? Herkes o kadar iyi niyetli ki çok... Olur mu ama adam içinde başka bir şey. Bak ama yani o kadar sevimliler ki. Yani adam bak efendi... Diyor ki yani ben ne baştan çıkarıyorum, yaşımı başımı almışım. İnsanımız kendini biliyor yani. Peki Demet, gerçek hayatta karşılaştığınızda böyle mi? Seninle sohbet mi etmek istiyorlar seninle? Yoksa aferin abi. Tacizlere uğruyor musun? Yok aslında. Yolda yürürken laf mı atmıyorlar? Yok ya. Ulusça gözümüz bozuldu demek ki ya da niyetimiz düzeldi. Yok, eskiden yok, bana bile laf atıyorlardı yani. Ama ya sen de o zamanlar... Vücudumu göstererek. Bu çocuk bizden değil. Bak gör altını. Bu kadar yani vücudunu gösterir, tamam baştan çıkar. Babada ne vücut varsa. Bu çocuğu bir görebilir miyim? Vücudumu göstererek. Onu yemeğe götüreceğim.
Evet işte yani. Çok iyi bildir. Benim en büyük zevkim yemek yemektir. Çok öyle mi baştan evet. Çıkıyorsun? Yok. Duyurulur. Duyurulur. Yemek. Aranj. En sevdiğin yemek? En sevdiğim balık, ben, deniz mahsulleri. Balık ve deniz mahsulleri. Kum kapıda 4 kişi bir ayarlasın. Ballı kaymak. Rahatı verebilir mi? Canım benim. Espirilerle baştan çıkarmak isterdim. Tabii. Ne esasında bak, mizahçı gözüyle baktığın zaman o abide de çok güzel bir kendiyle dalga geçme. Mizahçı unsuru var yani cazibelerimle diye. Tabii yani kesin. Bu arkadaş esprileriyle. Sever misin? Öyle bir laf vardır. Kadınlar genellikle komik erkek severler diye. Ben çok diye. Severim. Öyle bir şey yok be abi. Ya öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa ben ekmek yerim. Komikler uydurmuş değil mi? Kargadan uydurmuşlar. Yok yok abi ben gülmeyi çok sevdiğim için. Come on, come on. Yok öyle bir şey. Biraz sonra karateye başlar. Come on, come on. Düşündük zaten karate. Kadınlar güzel erkekleri severler. Peki ne? Yani. Bak, iyi yemek yapan bir erkeği mi tercih edersin? Güldüren, neşeli, esprili bir erkeği mi tercih edersin? Yoksa güzel vücutlu, yakışıklı, hoş bir erkeği mi tercih edersin? Ya bu dördünü de barındıran birini tanıyorum. Ya Özbekçe ne anlama gelir onu düşünüyorum şu anda. Mahcup etme. Ya ben o anlamda söylemedim. Hakikaten hangisinden? Güldüreni tercih ederim. Güldüreni tercih. Bak senin şansın giderek artıyor. Evet. Potada bir gün kimler bu program var? İçin, bir gün bu program için ama bana Ece de çok... Öyle... Diyeceksin ki hatırlıyor musun abi o programı? Biz ondan sonra şey olduk ve evlendik. İlk çıktığım zaman Selahattin Duman'la 6 ay çıktık biliyorsun. Ama siz evde de gülmüyorsunuzdur çünkü o zaman dengeyi bulamazsınız. Bir yerde yine stresi atıp bir şeyler kırmanız lazım yoksa yaşa. Dengeyi bulamazsınız. Sen de medyumluk var Şahsenem. Demet'im yanılma bak. Çok haklısın Şahsenem. Değil mi yani? Ben ancak her zaman Özbek gülen anlayayım. Adam anlamı. Sürekli tabii o da biraz tuhaf evin içi. Ben asla gülmem, güldüremem de. Ayrıca esprilerle birisine cazip olma yöntemi çok hasta bir şey, yanlış. Mümkün değil. Ben asla mesela ya birisini komedik yaparak diye tavlayabileceğimi hiç zannetmiyorum. Öyle sen şey. Nasıl tavlarsın? Ben tavlayamam ki. Tavlasam... Maylanlarım. Ne be Allah Allah. Biz de inanacağız biraz sonra. Sen mi söylüyorsun? Birazdan artık var ya yani... Ağlayacağız ya. Aslında eline kız eli değmedi yani. Neden? Onu diyecektim. Bence tamir götürürüm. Ya Cem. Sinemaya götürdüm dedi ya. Sonradan arkadaş olurum. Canım benim be. Ondan sonra da... Abi bütün yollar... Bak, hani milletimiz... Ya halkına bak. Güzel ama be abi, çok samimi yani. Her milletin içinde var. Sinemaya götürdü. Sonra arkadaş oldu, sonra... Allah ne verdiyse dedi. Bu işte. İşte. Öğreniyorsun değil mi? Ben böyle olamadık yani biz. Demet Şener'in bacakları kaç santimetredir? 110. 30. Kaç 30. Demet? Boyu bir 70. 30 şunu dedi yazık. Böyle uzuyor. Ayak boyu zannet. 30 teleskobik yani. Demet senin birbirine geçince 30 oluyor. 114 falan. İyi ki sende bir şey olmamış yani. Kızın bütün ölçülerini ezbere söylüyor. Kadın 30 diyebiliyor. Biz 110 diyebilmeyelim mi yani? Ya benim bacağım kadar bacağım var demek ki. Benimki de 115. Hepsi mi? Cem'cim. Seninki 80. Biz bir keresinde karikatürüz arkadaşlarla. Yok mu ölçü? Arkadaşlarla bir gece sabahlıyoruz. 4 kişiyiz falan. Hepsi benden uzun. Zaten dünya zaten benden kısa olan birkaç insan var. Abim. Böyle dediler ki hadi en güzel bacak yarışması yapalım. Manyağız ya biz. Çıkardılar hepsi bacaklarını gösteriyorlar. En güzel bacak bende falan. Benim bacağım olmadığı için... Gülme, protezdir ikisi de. Çıkardım ben de... Ya dördü birden nasıl güldü biliyor musun? Ve bir tanesi Erdil Yaşaroğlu. Erdil tanıyorsun abi. Ya dizlerinin üzerine durup benim taklidimi yaptı. Ya, o kadar iğrenç ki ayakkabı koydu buraya falan. İşte Cem Yılmaz dedi ya. Sen esasen karikatür öyle başladı bu. Aynada kendi resmini çizdi. Götürdü evet. Annesine. Bak ne güzel. Aa ne güzel karikatür. Bana yıllarca acı çektirdiler. Yıllarca. Gereksiz. Sen mi söylüyorum?
Çok kişi bana acı çektirdi. Onların hepsini burada söylemek istiyorum ya. O kadar iğrenç insanlarla karşılaştım ki ben. Gereksiz taramalardan kaçın diyen mi olmadı? Okula geç kalmıştım. Sözlü yapacaktı hoca. Çok başarılıydım o konuda ve bana 10 üzerinden 5 verdi ya. Ben hayatımda 5 almamıştım ya. Samimi söyle. Dedim ki çok zor bir durumdaydım hocam dedim. Sanki baksana okula okuyup da bize madalya verecekler. Dedim ki çok zor durumda. Onun için geç kaldım dedim. Dedi. Sordu bir şey. Yaptım. Hem de yaptım layığına. Gelmediğin için dedi. Geç kaldığın için 5 veriyorum dedi ya. Halbuki İsmini söyle abi. Fatoş Hanım. Fatoş Hanım. Nerede kamera alır? Fatoş Hanım bakın şimdi trilyoner oldum ben. Anlıyor musun beni? Vallahi ne üzücü ya. Okul hayatında böyle insanların kim beslediği insanları daha sonra intikam almasını istiyorum ben. Aslında bende de böyle bir şey yaşanmıştı. Yalan söylüyorsun. Neyse. Bak Rus hocam vardı. Sen sanatçısın, senden lafını öğretmen unutma. Olmaz dedi bugün bana. Bugün lisedeyiz. Ama zaten o Rus. Sen sanatçısın. Zaten o Rus. Senden dedi öğretmen olmaz dedi ve bana bir puan eksik verdi yani. Senin kötü anın adı var neydi? Mı okulla ilgili? Neydi? Vardır Ivan tabii. Drago. Hemen buraya. Demet'in kötü anısını da alalım. Uzan istersen tedaviye öyle başlayalım. Çok ayıp ya. Bizi çocuktum. Nasıl kör ettiler be? Orada bize verse 8 nedir yani? Tamam canım geçti. Anla pahalılmayın ben benim hocanın adı. Ben bu yüzden çalışıp didindim ve bu hale geldim ya. Bildiğimiz dersten bıraktılar bizi ya üniversitede. Tamam, tamam. Buraları keseriz. Tamam. Ne bıraktı Allah aşkına? Adam dalga geçti benimle ya. Boyu bir 75 olduğuna göre bacağı da 70 falandır. Ya canım benim. Sadım adı öyle. 40. Hayır boyu ya 40 abi, nasıl ya? Proporsiyon düşünebiliyor musun? Boyu 1.75 ise bacağı da 75. Yani ne beden 1 metre. Benzemez hiç kimse sana. Benim öyle hastalığım var. Mikrofon bulunca şarkı söylüyorum. Ya hiçbir şey mırıldanamıyorum, bir şey hiç şarkı söyleyemiyorum ya. İbrahim Tatlıses'ten rica ettim programa katıldığım zaman. Ya dedim bir destek verin, bir Sabuha'yı bari bir kıtasını söyleyeyim dedim. Sabuha'yı bari söylediği şarkı. Yani girdim yani, şarkıya. Hiç değilse o Solomio'yu söyleyeyim ben. En azından. Ya söylemeye çalıştım olmadı. Bu ne yapmış ya. Sabuha. Haber. O kısmını güzel yaptın işte. Evet abi devam ediyoruz. Evet. Sokak röportajlarını. Mehmetçilerin en çok neresini beğeniyorsun? Memesini. Ama kulak memesi. Göğüslerini. Silikon bir bakayım. Abi bir kulak memene bir bakabilir miyiz? Göstermez. Her tarafını gösteriyor. Çok kulak memesini görüyoruz. Silikon ama. Güzeldir. Kulak memeleri silikon. Öyle mi? Tabii. Göğüslerini. Sen bildiklerini beğeniyorum. Bacaklarını. Bileklerini. Bileklerini. Fetiş. Mimiklerini mi, bileklerini mi? Ben de ne mimik gördüyse o. Ne mimik gördüyse. Onlar aralarında mimik diyorlar. Mimik. Lazlar öyle diyor. Mimik. Demiş, mimik, göğüs gibi çeşitli halkımız arasında. Yaşı. Ya ayakların üşümedi mi bu arada? Üşüyor. Üşüyor da niye yazlık pabuçla geldin? Hayır madem ayağında yazlık pabuç var üstünde niye bikini yok? Çok. Yani. Bunlar abi, bikiniyle mi giyiliyordu? Karda, kışta... Ya Demet Şener'in ayakları 33 numara be abi. Hayır, 33. Allah canı alsın. Yok şu kadar falan yani. Sen de kızın bütün ölçülerini ezbere biliyorsun yani. Bacak 114, ayak 33. Bir kaburgası da eksiktir. Eline gelmedi mi o sıra? Bak kaç numara ayakları? 37. 37, iyi işte, normal. Bunun aynısını 43 olanı ben tanıyorum. Her tarafını beğeniyorum. Her taraf hoşuma gidiyor. Sağ ol. Cem, sen neresini beğeniyorsun? Demet'in mi? He. Bilmem. Aklını. Yüzü çok güzel. Face, you know? Face. Baby face. Faces. Faces. Great. Excellent. I mean, you know, this kind of... Bir çeşit. Güzel güzel, çok güzel. Çok enteresan bir yüzü var ama abisi de onun kadar güzel. Onları gözlerini, dudaklarını, bacaklarını. Lan aman tamam. Durmaksızın tamam. Gidiyor. Baba kaptı yüzünü. Bak şöyle baba. Demet Şener nasıl gidiyor? Bak baba şöyle nasıl? Bak. Dur. Bunlar çok komik. Bunlar çok komik ya. Of baksana gülmesi alacağım şimdi. Bir tane bıyıklı abinin bunları çok geri al. Ya şu çok güzel tamam mı? Gözlerini. Dudaklarını. Bacaklarını. Kameraman gidiyor o arada. Kameraman yerim seni.
sen de işimi görürsün diyor. Yahşi diyor. Demet Şener nasıl gülüyor, tarif eder misin? Çok başarılı. Şahsenem. Korkarım aynı insanlar benim için çok acayip şeyler söyleyecek. Bakacağız, daha belli değil. Bir de sizin gerçekler bu. Şahsenem. Ben çok üzülürüm şahsen, benim için kızım. Şahsenem. Temrin yapıyorum, önemli değil. Yani oraya bir şey söyleyeceğimden değil, öyle. Şahsenem, şahsenem. Şahsenem, rica etsek bize bir şarkı söyler misin? Ben de arabayı bekliyordum. Ha yok, her seferinde araba gelmiyor. Arabayı... Gel, gel. Hadi Emre'nin bazı. Hadi ama. Neyi öğrenmişim ya. Saçın yüzüne değse. Tenini kıskanırım. Saklanıyor bak. Arkasına. Birine söz söylese. Birini kıskanırım. Saçın yüzüne değse. Çok güzel. Hakikaten de stüdyodan sürekli uçak sesi duyuyorduk. Uçak da helikopter sonunda girdi stüdyoya yani.
bize yeni bir yöntem mi geliştiriyorsunuz? Araba, şarkı, sokak röportajı geçeceğiz. Ne yapayım? Baksana helikopter birini dilimlemiş meğerse haberimiz yok. Dökülüyor. Cem, seninle ilgili sokak röportajları. Çok önemli. Hem kel hem fodul komedyen kimdir? Cem Yılmaz. Canım benim. Cem Aklı'ndan söyleyeceğim. Cem Aklı. Müşak Gezer mi? Ondan sonra Necat Uykuş. Cem Ezer mi? Cem Yılmaz dedi. Ne abi, soru ne? Hem kel hem ne? Fodul. Fodul şey yani, yahşi. Öyle mi acaba? Fodul. Ne demek? Fodul şey. Onu kimse bilmiyor. Herkes kullanılır ama kimse bak, bilmez. Hücre yapısında, bitkisel hücrede kofol diye bir şey vardır ya. O ne? Fodul'un şeyi varmış. Fodul ne? Fadıl'ın söylenemeyişi. Cem Yılmaz sempatik mi, seksi mi? Sempatik. Seksi. Let the music control your body. Bu kötü yani, kadınların seni sempatik, erkeklerin seksi bulması hayra alamet değil. Fena değil. Canım benim. Fena değil. Sempatik bence. Seksi değil. Seksi değil. Değil. Sen tabii ne gördün ki ne söyledin? Sadece sempatik kısmını gösterdi bugüne kadar. Bundan sonra seksi kısmını da gösterecek size. Çok seksi. Oğlum hep adamlar seksi diyor ya. Durumun kötü. Ya böyle adamlar var ya. Çok, çok. Şu anda titreme geldi, konuşamıyorum diye adamlar var ya. O parlak hali yok mu? Hele o saçını da kazıttı ya. Bayılıyorum. Daha dur, peruklu hali görmediler. Çok seksi. Cem Yılmaz nasıl kadınlardan hoşlanır? Fark etmez. Ne olsun? Cem Yılmaz için fark etmez. Senin adına karar verdi abi. Kendi düşüncelerini... Cesetçiyim ben bak. Oh. Ne gelirse. Önüne geleni sever bence. Baba orada kalmamış. İleri de gitmiş yani. Radar var böyle önümde. Geleni seviyorum ya. Var mı? Ding diye. Entek... ne deniyor ona? Entelektüel. Entelektüel hanımlardan hoşlanır. Çünkü kendisi çok kültürlü. Kültürünü kabul ediyorum. Eyvallah. O yüzden seni seksi bulmadı. Allah razı olsun. Kalemin ucuyla yazmış falan. Hareketli filan insanlardan hoşlanıyor. Seksi kadınlardan hoşlanır. Seksi kadınlarda ve cazgırlardan. Cem Yılmaz'la sevgili olmak ister miydiniz? Hayır. Hayır dedi. Neden acaba? Ben şimdi bunu düşünürüm biliyor musun yani? Ciddi takar mısın kafayı? Yok. Takmaz mıyım ya? Hadi. Kur'an çarpsın ya. Eve gidip o kızla... Neden acaba yani istemedi diye. Ben hep kendimi ideal eş olarak görmüşüm. Yok yok, gitme. Otur. Biraz sonra kız diyecek. Böğürsem ya bunu. Yok merak, ama sebebini söyleyecek mi acaba? Sen bu kızla beraber olmak ister miydin? Sanmıyorum. Hayır. Hayır. Bence ben çekeceğim. Ya evet derse. Ya duydun mu ablayı? Bir daha alalım mı baştan? Ya evet derse. Çok, bir daha baştan alalım abi. Çok komikmiş Nida'sı. Çok ciddiye almıyorum. O arada abla zaten ne yapması gerekiyorsa yaşadı, yaptı. Yaşadı onu bitirdi. Yaşadı yani. Yaşadı ve bitti zaten. Ah ben bittim. Ya abla, ah. Komedyen olarak çok hoş. Sağ ol. Tipim değil. Yoksa başka bir özelliğim. Asshole. Aa dur, abla çıktı. Tipim değil yok, ya. Yok o değil. Seninki bu kadar. Tipi değilsin. Aynı. Kızlar senden hoşlanmıyor. Hoşlanmaz. Ben olsam ben de hoşlanmam yani, doğru. Senden. Valla. Niye? Yok, yok be, benim tatlı çocuksun yani. Be. O kadar kötü müsünüz? Tatlıyımdır da çok acı çektiririm. Çok yani. Tatlısındır. Neyse. Az önce yönetmenimiz geldi arada, o kameraya konuşmam ikaz edildi bana. Dedi ki ama Cem... Ama sen de çığırından çıkıyorsun bazen ya. Cem dedi artık programı kes çünkü bu montajda kaç dakika inecek bilmiyorum. İki program mı yayınlarız onu da bilmiyorum. Bizim elimizde malzeme bol. Biz burada çok eğlendik. Ne kadarını size göstereceğiz bilmiyorum. Kısacası programı kapatmak zorundayız artık, bitirmek zorundayız. Çünkü 3 saattir program çekiyoruz burada. Çek baba çek, çek baba çek bitmiyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu programın temeli
espri üzerine inşa edilmiştir. Söylediklerinizin hepsi şaka babından şaka alınmaktadır. Ne Şahsenem Özbek'tir. Şaka değil de. Şimdi bak nerede kamera hangisi? Orada. Ne Şahsenem Özbek'tir. Olur ne mi? Demet Güzel'dir. Ne de Cem Yılmaz komiktir. Hiç. Ne de ben Cem Özer'im zaten. Ama yani... Hayır, ben bileyim. Sokak röportajları için sen alınma. Sen zaten niye alınasın? Sokak röportajlarında espri yapıyoruz. Bu şekilde espri üretmek durumundayız. Herkese çok çok saygımız var. Böyle bir yalan, sahtekarlık var ya. Herkese saygı duyuyorum. Herkese saygı duyuyorum. En büyük benim. Arkası, altında bu var onun. Herkese saygı duyuyorum. Herkese sevgiyi doluyum. Adamı vururum bacağından yani hiç. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola. Hoşça kalın.